gazlı ocaklar. Arıza tespiti, mikroswitch, bujlere giden elektrik akımını açıp kapatan anahtardır. Arıza ve arızanın sebepleri. Mikroswitch tırnağı kırılmış veya oksitlenme kaynaklı arızalanmış olabilir. Bu durumda bir göz veya gözlerin tümünde ateşleme olmaz. Mikroswitch'in arızalı olup olmadığını multimetre ile buzzer konumunda ve switch'e bastırmak suretiyle kontrol edebilirsiniz. Düğmeye basılmadığı halde sürekli ateşleme yapma, kısa devre durumu switch üzerine sıvı taşımasından kaynaklanmaktadır. Öncelikle enerji kesilerek switch kuruyana kadar birkaç saat beklenmelidir. Sorun giderilmediyse kurutmayı hızlandırmak için düğmeleri çıkartarak fön makinesi kullanabilirsiniz. Sorun hala devam ediyorsa mikroswitch'i değiştiriniz. Gaz musluğu ve gaz tesisatı. Gaz musluğu gazı kesmek veya aktif hale getirmek için kullanılan bir vanadır. Musluğun içerisinde termokulpun tepkisine göre hareket eden ve gaz açık iken gazı otomatik kesebilen bir bobin bulunur. Arıza ve arızanın sebepleri. Musluğun arızalanması veya sıkışması durumunda tamir etmeyin ve musluğu yenisiyle değiştirin. Musluk bobininin arızalanması durumunda yanma sağlanır fakat düğme bırakıldığında alev geri söner. Bu tip bir arıza ile karşılaşıldığında öncelikle termokulp kontrol edilmelidir. Ürün, iç tesisat, musluk veya dış bağlantı kaynaklı gaz kaçırıyor olabilir. Bu durumda önce sabun köpüğüyle dış bağlantıları kontrol ediniz ve kaçak tespit edilen parçaları yenisiyle değiştiriniz. Havuzla musluk arasında bulunan gaz bağlantı boruları kontrol edilirken, kontrol edilen gözün musluğu açık konumda olmalı ve enjektörü parmakla bastırılarak kapatılmalıdır. Termokulp. Termokulp, ısı değişimine duyarlı bir sensördür. Isındığında musluk içerisinde bulunan bobini çekerek musluktan gaz akışını aktif hale getirir. Soğuduğunda ise bobini iterek musluk çıkışını kapatır ve gaz akışını engeller. Rüzgar veya yemek taşması durumunda alev sönerse termokulp 6 ila 10 saniye içerisinde soğur ve gaz akışını engeller. Arıza ve arızanın sebepleri. Termokulp, arızalanması durumunda yanma sağlanır fakat düğme bırakıldığında alev geri söner. Bu tip bir arıza durumunda öncelikle somunlarının sıkıldığından emin olunmalıdır. Parça arızalıysa yenisiyle değiştiriniz. Buji ve ateşleme jeneratörü. Bujinin görevi, ateşleme enerjisini yanma haznesine taşımak ve elektrotlarının arasında oluşan elektrik atlamasıyla hava-yakıt karışımının yanmasını başlatmaktır. Arıza ve arızanın sebepleri. Bujilerin arızalanması durumunda arızalı gözde ateşleme olmaz veya düzensiz, zayıf ateşleme sebebiyle alev oluşmaz. Ateşleme arızası sekmanın yerinden çıkmış olması veya ayarsız olmasından kaynaklı olabilir. Sekman kontrol edilerek ayarlanmalıdır.
Bujilerin oksitlenmiş, çatlak veya kablosunun deforme olması durumunda yenisiyle değiştirilmesi gerekir. Ateşleme jeneratörü arızalanması durumunda tüm gözlerde ateşleme olmaz veya zayıf ateşleme gözlenir. Bu durumda parça yenisiyle değiştirilmelidir. Bek tablası, bek aynaları, ızgaralar ve düğmeler sarf malzemelerdir. Kullanıma bağlı olarak oluşabilecek çizik, leke ve deformeler sadece parça değiştirilerek giderilebilir.